İyi günler. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı Reklamlar. Çünkü hedefimiz ekrana getireceğimiz konu ve konuklarımızla, sizler için takip edeceğimiz olay ve verilerle pazarlama ve reklam dünyasını daha da renklendirmek istiyoruz. Programımız Bileşim Medya, Marketing Türkiye ve Ajans Press'in işbirliğiyle gerçekleştirilmekte. Türkiye'nin bu üç lider kuruluşu ilk kez bir araya geliyor. Bu işbirliğinin yarattığı sinerjiyle hazırladığımız bu programın beğenileceğini umuyoruz. Şimdi sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Tabii her zaman olduğu gibi önce bayanlardan başlayalım. Sayın Evrem Hizaler, doğru mu söyledim soyadınız? Evrim Hizaler. Evrim Hanım, Ritmix'in pazarlama müdürü. Birazdan Ritmix'le ilgili olarak çok pazarlamasıyla ilgili, reklamlarıyla ilgili hoş bir sohbet yapacağız. Ama tabii bu reklam olunca konumuz, reklamın yaratıcılarını da davet ettik. Mustafa Nuri Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, Manajans yaratıcı direktörü. Evet. Ve Ritmix'in de ebesi mi diyelim? Yok, öyle bir şey değil. Ekibinle birlikte çalışıyoruz. Evet. Daha doğrusu tabii, bir ekip işiydi. Sohbetimize başlamadan önce geçtiğimiz hafta neler olmuş? Önce bir ona bakalım istiyorum. Marketing Türkiye'nin hazırladığı çok güzel bir bölüm var. Kısa kısa. Bakalım geçtiğimiz hafta pazarlama dünyasında neler olmuş? Pazarlama ve reklam dünyasının en büyük buluşması olan Cannes Lions Uluslararası Reklamcılık Festivali bu yıl 52. kez 19-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. 8.000'in üzerinde ziyaretçinin izlediği Cannes'a rekor sayıda çalışma başvurdu. 81 ülkeden 22.000 müzikli işin katıldığı festival bu rakamla geçen seneye göre %18'lik bir artış yaşadı. Festivale Türkiye'den de toplam 135 iş katıldı. Ancak Türkiye bu yıl Cannes'dan eli boş döndü. Festivalin basın dolu büyük ödülü TVW Paris'e giderken açık havada Olivier Miller Santiago'nun yüzü güldü. Film dolu büyük ödülü ise İngiltere'den Margin Kennedy reklam ajansına gitti. Bu sene Siber dalında iki ödül verildi. Bu daldaki ödülleri Amerika ve Brezilya paylaştı. Bu kategoride DDV Brezilya'dan Demir Karpat Polat da Bronz Aslan'ın sahibi oldu. Medya dalında Mediacom Tel Aviv, doğrudan pazarlamada ise Northwell Hamburg Ajansı galip geldi. Festivalin Genç Yaratıcılar Bölümünün basın dalında İsveç, Siber dalında da Porto Rico'lu ekip galip geldi. Bu yıl festivalin jüri üyeleri arasında Türkiye'den de iki isim bulunuyordu. Basın ve açık hava kategorisinde Ali Karan, Creative Workshop Reklam Ajansı Başkanı Ali Karan ve medya planlama kategorisinde Mindshare Türkiye Genel Müdürü Demet İkiler. Ülker grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Cafe Crème, Galatasaray basketbol takımı ile 3 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında takım oyuncuları Galatasaray Cafe Crème formasını taşıyacaklar. Ülker daha önce benzer bir anlaşmayı Kola Turka markası ile Beşiktaş Basketbol Kulübü arasında imzalamıştı. Pepsi Blue ile 2005 yazında yeni bir trend yaratmaya başlayan Pepsi, Tuncay Şanlı ile anlaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yetenekli oyuncusu Tuncay da Pepsi Yıldızlar arasında katıldı. Pepsi Blue'nun gösterimde olan reklam filminde dünya futbol yıldızları sörf tahtası üzerinde yeteneklerini sergiliyorlar. Melodi, logo ve resimlerden sonra cep telefonları için şimdi de diziler üretildi. 30 ve 60'ar saniyelik çekilen dizilerin yapımcısı Bülent Turgut, yönetmeni ise Tamer İpek. Metinleri Vedat Özdemiroğlu tarafından yazılan diziler, Uzaylılar, Tele Şaka, Meçhul Elektrikçi, Şenol Usta Underground'dan oluşuyor. Ekibin bundan sonraki amacı ise cep telefonları üzerinden abonelik yöntemiyle günlük 200 dakikalık sitcom, talk show ve bilgi yarışmaları düzenlemek. Evet, geçtiğimiz haftanın önemli olaylarını da izlemiş olduk. Ben sohbetime sizinle başlamak istiyorum Mustafa Bey. Evet. Önce isterseniz sizi tanıyalım, ajansınızı tanıyalım. Gerçi Manajansı
Yasada tanımlayan yok, evet, ama Türkiye'nin yani en eski ajanslarından biri ama yaşıyla paralel olmayan bir gençliği var. Markalar arasında işte Editor, Lipton, Lipton Ice diye, Miller, Rhythmix, SHBC, işte Ülker İçim, Ülker Albany, Ülker Rodeo, DTC, Wheat, Banksar grubundan yine Mark, Türsak, geniş bir yelpazemiz, evet. Etkileyici bir müşteri profili var. Evet, yelpazemiz var. Yeni müşterilerimiz de ekleniyor. Bu arada evet, benim ekleyeceklerim var. Üreticilik açısından da ben bizim AdAlert datalarına baktım gelmeden. Geçtiğimiz 5 ayda 119 yeni reklam yaratmış firmanız. Evet. Bu oldukça önemli bir rakam. Böyle bir veriyi biz de bir tutmuyoruz bunu duyunca şimdi ama evet yani. Peki, iyi çalışmışsınız yani. Evet, ben programı dersinde çalışarak geliyorum. Evet. Birazdan Evrim Hanım'a da bir sürü firmasıyla ilgili rakamlar sunacağım ama önce Evrim Hanım size şeyi sormak istiyorum. Rhythmix'i tanıyalım biraz. Rhythmix çünkü alıştığımız bir kategori değil, alıştığımız bir ürün değil. Bildiğimiz kadarıyla bugüne kadarki meşrubat sektöründeki kategorilere baktığımızda meyveli ve sade gazoz var, kolalı içecekler var, meyve suları var, buzlu çay var, başka ne vardı? Yani enerji içecekleri son yıllarda hayatımıza girdi. Fakat bir de Rhythmix var. Rhythmix bu kategorilerin içinde mi, dışında mı, neresinde, nasıl bir ürün? İsterseniz önce bize bunu anlatın. Rhythmix aslında ürün özellikleri itibariyle soğuk içecekler pazarında yer alan yeni bir ürün, yeni bir kategori de diyebiliriz. Yeni bir kategori dememizin sebebi diğerlerinden farklı bir yöntemle üretiliyor olması. Kullanılan ham maddelerinde işte enerji içeceklerine, kolalı içeceklere, sade meyve gazozlara göre kıyasladığınızda daha farklı, daha doğal ham maddeler kullanılıyor olması diyebiliriz. O anlamda bizim Rhythmix'i piyasaya sunduğumuzdaki ilk hedefimiz hem yeni bir markayı tüketiciye yeni bir alternatif, yeni bir ürünü yeni bir alternatif olarak sunmaktı. Hem de bir yeni bir kategoride Türk tüketicisiyle tanıştırmaktı. Bunu bize zaman gösterecek. Bizim hedefimiz onu da yeni bir kategori olarak tanıtabilmek bu sektör içinde, soğuk içecekler pazarı içinde. Ama baktığımız zaman Rhythmix nedir diye soracak olursanız da ana ham maddesi malt olan meyve aromalarıyla lezzetlendirilmiş tamamen doğal, kafeinsiz, gazlı, serinletici bir içecek. Lezzetli. Peki bu ürünü piyasaya sürmeye nasıl karar verdiniz? Çünkü bir pazarlama içinde, pazarlama dünyasında yepyeni bir ürün piyasaya sürmek, bir yeni marka üretmekten çok çok daha zor, çok daha evet, zahmetli bir iş. Bu da yepyeni bir ürün. Bu süreci biraz anlatır mısınız bize? Haklısınız. Rhythmix Anadolu Efes grubu, Anadolu Efes'e ait bir ürün ve marka. Efes'te yani tüketiciyle yoğun olarak araştırmalar yapan, sürekli tüketicinin nabzını tutan, dinleyen bir şirket yıllardır. Dolayısıyla bizim de hep bu tip arayışlarımız devam ediyordu aslında. Alkolsüz soğuk içecekler içerisinde de yeni bir ürün, yeni bir kategori yaratabilir miyiz? Yoğun olarak son iki yılda ağırlık verildi bu çalışmalara. Aslında fikir olarak 5 yıl öncesine kadar gider. Yapılan ARGE çalışmaları sonucunda ve yapılan yüzlerce diyeyim tüketici testi sonucunda ortaya çıkmış bir ürün. Ağırlıkla genç hedef kitlenin hep yeni arayışlar içinde, farklı tat arayışları içinde olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarak biz en iyisini nasıl üretebiliriz? Bunu bulmak için geçirdiğimiz 2 yıllık bir süreç var öncesinde. Ürünün piyasaya ilk çıkış tarihi Eylül 2004. Eylül 2004'ten bugüne çok önemli yol kat etti Rhythmix. Birazdan o verileri ben sizinle paylaşacağım. Çünkü bu verilere ben de sahibim. Bileşim'in yaptığı araştırmalar. Evet. Ama isterseniz önce gene bir ara verelim. Medya Arena bölümümüz var. Ajans Press'in hazırladığı. Geçtiğimiz hafta en çok hangi haberler medyada yer aldı? Bu haberleri, verileri izleyelim. Sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Ajans Press'in düzenli olarak ölçümünü yaptığı 954 adet basın yayın organında en çok yer alan sektörler şunlar. Geçtiğimiz hafta bankacılık sektörüne ait 1322 adet haber yayınlandı. Bankacılığı 987 adet haberle sağlık sektörü takip etti. Üçüncü sırada ise 801 adet haberle televizyon sektörü yer aldı.
Bu üç sektörü en çok haber yayınlanma adedine göre akaryakıt, basın, hazır giyim, sivil havacılık, binek otomobil, 5 yıldızlı oteller ve filmcilik takip etti. Şimdi de basında en çok yer alan markalara bir göz atalım. Birinci sırada Türk Telekom toplam 344 haber yer alıyor. Türk Telekom'u 265 adet haberle TÜBRAŞ, 217 adet haberle Türk Hava Yolları takip ediyor. Bu üç firmayı BDDK, Merkez Bankası, Ege Bank, Turkcell, Akbank, Hürriyet ve Star takip ediyor. Televizyonda ise 28 kanal takip edildi. Geçtiğimiz hafta televizyonda sektörlerin haber sıralamasında ise birinci sırada 1298 haber ile yine bankacılık var. İkinci sırada 619 haber ile sağlık sektörü yer alıyor. Üçüncü ise 324 haber ile akaryakıt sektörü. İlk üçü sırasıyla sivil havacılık, binek otomobil, hazır giyim, kredi kartları, GSM operatörleri, ilaç haberleri ve özel hastaneler sektörleri takip ediyor. Televizyonda firmaların haber sıralamasında ise ilk sırada 307 haber adediyle Ege Bank yer alıyor. Ege Bank'ı 92 haber sayısıyla TÜBRAŞ takip ediyor. Üçüncü sırada ise 52 haber sayısıyla Turkcell var. İlk üçü sırasıyla Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Toprak Bank, Petrol Ofisi, Aytemiz Petrol, Telsim ve İmar Bankası takip ediyor. Şimdi de şov dünyasına bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Kazım Koyuncu hakkında çıkan 124 haberle ilk sırada yer alıyor. Koyuncu'yu 115 adet haberle Sezen Aksu ve 75 adet haberle Hülya Avşar takip ediyor. Şov dünyasındaki diğer sıralamalar ise şöyle. Ajda Pekkan, Sertab Erener, Çağla Şikel, Cem Yılmaz, Tarkan, Deniz Akkaya ve Volkan Konak. Medya Arena'yı da izledik hep beraber. Tekrar Ritmix'e dönelim. Ben önce şeyi sormak istiyorum. Eylül ayında piyasaya çıktı ama bunun Eylül'e kadar ki sürecinde çok önemli hazırlık aşamaları var. Araştırma süreçleri var. Sizlerin pazar strateji araştırmalarınız var. Geliştirme, ürün geliştirme süreci var. Çok yoğun bir süreç. Buralarla izleyicileri sıkmak istemiyorum ama öncelikle ben tanıtım stratejisinden başlamak istiyorum. Konumuz iletişim olduğuna göre. Nasıl bir tanıtım stratejisi planladınız? Bu uygulamada başarılı oldu mu? İsterseniz bunları konuşalım. Tabii. Çıkıştan itibaren neler planlıyordunuz, neler yaptınız, onları anlatın bize. Tabii. O sürecin en başından beri zaten Mustafa'nın birlikteyiz. Evet. Birlikteyiz. Sonuçta Manajans'la ilk birlikte çalışmaya başladığımızda iletişim stratejimizi belirleyebilmek adına bugüne kadar sektördeki markalar, ürünler neler yapmışlar, ne tip iletişim stratejileri izlemişler, bunları detaylı olarak araştırdık. Sonuçta biz eğer farklı bir ürün ve farklı bir kategoriyle pazara çıkmak istiyorsak reklamlarımız da kuracağımız iletişim stratejisi de onlardan farklı olmalıydı ayrışabilmek adına. Dolayısıyla bununla ilgili yoğun çalışmalarımız oldu. Sonrasında da işte briefler, debriefler, bunların sonucunda da Manajans'ın bize geldiği kreatif çözümle aslında ilerledik. Gerçekten biz başarılı olduğuna inanıyoruz. Çok severek yaptığımız bir çalışmaydı. Oraya nasıl geldik? Evet. Onları bir daha... O da yani dediği gibi Evrim'in yani farklı bir içecekti bu. Yani farklılığını biz altını çizmek istedik. Yani karşımıza da genç bir hedef kitle var. Tabii ki farklı yeni şeyleri denemeye hevesli ve çekinmeden deneyebilecek bir hedef kitle. Bu yüzden biz uzun bir çalışma sonucunda şöyle bir soruya geldik. Açık mısındı o da? Yani sadece bu evet bu farklı bir şey, yeni bir içecek. Bunu tatmaya da açık mısın vardı içinde ama aynı zamanda o açık mısında bir hayat görüşü de var. Yani bu yeni gelecek, yeni neslin denemeye, işte değişik şeyler bakmaya, yani sadece tatmakla ilgili şey değil, yani bir hayat görüşü biz orada söyleyelim istedik. Peki ve bu ürün geldiğinde çekinmediniz mi, korkmadınız mı? Yepyeni farklı bir ürün geliyor. Korkmadık, çok yapacağız? Heyecanlandık yani. Çok çok güzel, çok şey bir heyecan yani. O yepyeni bir ürün yani her ikimiz de yani karşılıklı hem ajans hem müşterimiz de çok zevkli bir süreçti yani. Çünkü çok farklı bir durumdu. Dediğiniz gibi yani daha önce böyle bir kategori yok. İlk kez biz merhaba diyeceğiz.
Güzeldi. Peki şeyden başlayalım isterseniz. Görüntülerini şu anda paylaşmayacağız izleyicilerimizle ama ilk hatırlatayım ben izleyicilerimize. Açık mısınız? Açık mısınız? Denemeye açık mısınız? Denemeye açık mısın? Sevmeye açık mısın? Değişikliğe açık mısın? Ve anlamaya açık mısın vardı. Bu kampanyalardan da biraz bahseder misiniz? Siz yarattınız, sizin ekibiniz yarattı. Tabii siz yarattınız diye kızıyorsunuz. Yok, çünkü yani orada çok büyük bir emek var yani. Biz yani ben burada tabii ki yani ajansı temsilen bulunuyorum. Hem müşterimizden hem de bizim ajanstan çok büyük katkı, çok büyük ter var orada. Şöyle diyeyim, dediğim gibi işte bu sürece geldikten sonra o açık mısın sürecidir. Açık mısın da biz sonra işte deve kuşu boksörlü vardı, işte sevmeye açık mısın da başka bir çeşit bir sevgiyi yorumlamıştık ve bir de en son elmalın okluğunun neyi unuttum yonteli tekrar ters yorumlamıştık, yani illa hedefte olman gerekmiyor, yani hedefteki de karşısındakine bir cevap verebilirdi. Bunları biz belirli bir hayat görüşlerini, tabii bir sürü vardı ve biz onları seçtik, eledik, yani vereceğimiz yani aynı mesajlar olmasın diye. Onun sonucunda böyle bir yeni bir aslında, ve orada ürün de yoktu. Yani orada biz ürünü sadece bir merhaba dedirtelim istedik. Yani ben yeni bir ürünüm, farklı bir anlayışım var, böyle bir duruşum var, bir merhaba desin bize istedik. O yüzden öyle bir dörtlü bir şey yaptık işte, açık mısını tanıttık öyle. Zaten reklam kampanyalarının iki önemli amacı var. Hatırlanma, bilinirlik yaratmak. Denetmek. Ondan sonra sizin işiniz bitiyor. Ürün iyiyse artık sizin işiniz başlıyor ondan sonra. Tabii şurada size katılıyorum ama bir de ufak bir detayı da bunun bir karakter, bir incelik oluyor o da. Yani yoksa rakipleri çıkmaktadır her ürünün ve çıkacaktır da. Fakat orada bir incelik, bir karakter, bir hakikaten bir insan gibi size konuşmaya başlayınca ve tabii ki ürününüz de iyi olunca o daha da güçlü bir hal alıyor. Yani o önemli bir şey. Sadece biz markayı tanıtmak istemedik aslında. Markanın duruşunu ve tarzını da anlatmak istedik. İlk çıkış noktamızdan itibaren. Yani hani merhaba biz yeni bir ürünüz ve karşınıza çıkıyoruz demektense hani tarzımıza, duruşumuzla markanın sahiplendiği bunu da gösterelim istedik. Hangi mecraları kullandınız? O kampanyayı, açık mısın kampanyasıyla aslında televizyon, outdoor yaptık, internet kullandık, radyo kullandık, bütün kanalları kullandık. Bunun dışında bir takım PR aktiviteleriniz oldu mu? Bunu tabii ki yoğun olarak, yani ilk lansman döneminde aslında PR aktiviteleri zaten hani yeni bir ürün olduğu için hani bununla ilgili ürünün haberi olan PR aktiviteleri daha ağırlıklıydı. Hani event, sponsorluk ve benzeri bazdaki PR aktiviteleri aslında bizim hayatımıza 2005 itibariyle, 2005'in ortası itibariyle girmeye başladı. Ürünü tattırmak bir yandan da yeni bir üründe olduğu için farklı. Bu bizim için diğer önemli bir unsurdu. Dolayısıyla bununla ilgili hedeflediğimiz kitleye ulaşabileceğimiz hemen her alanda da ürün tanıtıcı faaliyetlerde bulunduk. Sonra meşhur Şahanlı reklamlar geldi. Evet. Birazdan onlar üzerine konuşacağız ama o 5 taneydi değil mi? Bu 5 taneden ilk ikisini izletelim, izleyicilerimize bir hatırlatalım. Tabii. Ondan sonra bu yeni reklamlar üzerinde oturup sohbetimize devam edelim. Baba Ritmix var mı? Sana Ritmix geliyor birazdan Ritmix. Neden hala denemedik bu Ritmix'i sorabilir miyim acaba? Ne bileyim ben. Fırsat olmadı. Nasıl fırsat olmadı? Nasıl bir fırsat bekliyordunuz? Yani Hollywood'u mu taşıyalım buraya? Ya da böyle hepimiz ne bileyim böyle bal kabağı kostümü mü giyelim bu arkadaş gibi? Hı? Hadi Herkül uza bakayım hadi. Hala ne bekliyorsunuz? Davet mi bekliyorsunuz yani? Anlamadım hanımefendi ben sizi. Ne bileyim işte deneyecektim. Denize dökeyim ben seni. Yoksa? Al. Ablacım üstsüz hayır. Merhaba. Merhaba arkadaş. Ritmix var mı? Yok. Bak ayran. Bu ne oğlum? Ritmix değil mi bu? Ritmix. Neli istiyorsun? Neli var? Elma. Limon. Ananas. Ve nar. İşte sana Ritmix. İlk defa açıyoruz. Evet. Buz gibi içilmesi lazım. Göbeğimize değdirip serinliğini hissediyoruz. Bunu böyle bir göbeği değdir bak. Ha. Hadi bak. Aç bakayım. Göbeğini yesin. Aç sen arkadaşım. Aç göbeği. Bir tut bakalım. Hop. Bırak. Hadi bakayım şimdi tut. Ver göbeği. Ver. Al.
Reklamlarımızı da izledik. Tekrar konuklarımıza dönüyorum ve Çağan kaldığımız yerden devam ediyorum. Ritmix'te o baştan konuştuğumuz kampanyanın devamı olarak yepyeni bir tarz ben gördüm. Şahan çok daha farklı bir imaj çiziyor. İddialı olmazsa bu kelime. İsterseniz şeyden başlayalım. Niye Şahan'la başladınız yeni kampanya? Niye böyle bir karaktere geçtiniz? Evet. Şimdi şöyle, yine tabii her şeyimizde yani ortak hislerimizde işte araştırmalardan girdik çıktık, kendi aramızda uzun uzun tartıştık, uzun uzun çalıştık. Aslında açık mısınla yani ilk Eylül 2004'te söylediğimizde son söylediğimiz arasında aslında sadece bir hafif bir tavır farkı var. Yoksa uslup olarak yani marka kimliği olarak aslında aynı şeyler. Yani ikisi de çünkü kendi alanında birazcık nasıl diyeyim sivri şeyleri deniyorlar. O yüzden marka kimliği olarak sivriliği seven bir şey olarak duruyoruz. Neden? Pardon. Sözünüzü, marka imajı derken aslında ifade etmek istediğim ilk reklamlarınızda malt içiciyi daha çok öne çıkarken şimdi bu ikinci kampanyada Şahan'la başlayan kampanyalarda maltı hiç görmüyoruz. Farklı bir konumlandırma, farklı bir strateji mi uygulanıyor? Yok, aslında farklı bir strateji değil. İlk başta biz hani ne olduğumuzu söylüyorduk reklam kampanyasının içinde, açık mısın kampanyasında tavrını gösteriyordu. Sonra da hani bu Ritmix diye yeni çıkmış bir markadır. Bu da nasıl bir üründür? Aromalı malt içeceğidir. Yeni bir kategori olduğu için bu reklam filmlerinde hani biraz daha esprili ve komik bir şekilde biz ürünümüzün ne olduğunu, hani okazyonu nedir, nerede, ne zaman, nasıl tüketebilirsiniz? Biraz bunlarla ilgili soruları cevaplayabilecek bir tarz seçtik kendimize. Aslında bu sefer söylemiyoruz dediğiniz gibi belki ama reklamları izlediğinizde onların içinde cevapları var. Yani aslında tamamıyla mesela dikkat ederseniz şeylerde pek şat ve şey de yok. Yani sonunda klasik manada da bitmiyor. Bir de dediğimiz gibi başında da açık mısına bir merhaba dedik biz. Yani ben Ritmix merhaba. Şimdi de tamamıyla onu hayatın içine soktuk. O yüzden öyle bir şey de zaten ilk dakikada başlıyor. Ritmix var mı diye başlıyor. Yani o kadar merkezindeydi. Yani bir sürpriz, bir sonda bir şey hiç bırakmadık. Tamamıyla onun üzerine kurduk şey yani. Evet, Şahan benim çok beğendiğim bir karakter. TV8'deki programlarında da çok izliyordum ben kendisini. Orada yalnız bu şeyde sizin reklamlarınızda hep çizdiği bir negatif, aksi, böyle insanları tersleyen bir tip. Bunun nedeni nedir? Aslında bu tiple biz ona gittik. Yani önce biz kendi aramızda anlaştık. Dedik ki biz bu markayı, Ritmix'i şimdi tamam hayata sokacağız. Tam böyle dönemi falan nereye sokalım? Plaj bunun için bulunmaz bir fırsat. Yani çünkü yazlık zaten geliyor. Orada yazlık geliyor. Herkes orada içiyor. Sıcak hava, soğuk şey. Orada dedik tamam, o zaman bir onu satalım yani. Tüketiciyle buluştuğu nokta nedir bunun? Satış noktası. Nedir orada? Bütün dürüstlüğümüzü oraya koyduk ürünü biz. Orada dedik ki plajda bir yer oluşturalım. Orada bir satıcı olsun. Da ben size özetle bir aşamalarını söylüyoruz. Tabii biz uzun şeyler çalıştık. Şimdi orada da dedik ki ya inandırıcılık çok önemli, samimiyet çok önemli. Yani başta bizim yaptığımız açık mısında da öyle bir şey vardı. Yani yaşamın her alanında da biz yani karşılıklı buna inanıyoruz. Dedik ki yani bu nasıl biri olabilir? Yani orada plaja giriyor herkes, serinleniyor, dinleniyorlar. İşte tamamıyla rahat bir ortam. Şimdi orada şeyi satıyor. Dedik ki bunun biraz intikamını alabilir bu hafif. Yani çok tabii çaktırmadan, yani çünkü biz onun bir anını 45 saniyesini görüyoruz ama belki de o daha sonra eğlendiriyorlar da insan, eğlendiriyor belki milleti de, belki orada yani çok tatlı bir şeyler de oluyor onun içerisinde. Ama orada dedik ki biz ona işte bir tatlı intikamla böyle bir şey yapalım yani, bu birazcık ve hakikaten var da böyle şeyler yani. Tabii o sıcakta barın arkasında oturup kıskanmamak, öykünmemek mümkün değil. Ama bir de şey hani bazı hani izlediğiniz zaman filmleri şey de görüyorsunuz. Hani bazı yerler vardır sürekli gider müdavimi olursunuz orada. Sevdiğiniz biridir ama böyle hani hafif aksiliklerini bana bulaşsa da biraz hani şey eğlensem bugün anlatacak bir olay çıksa gibi. O şeyi de hani özellikle de gidip birazcık kullandırıyorlar şu an filmde. Yani o yüzden ona çok dikkat ettik işte bu doğallığına. Oradan dolayı biz bu karakterle ona gittik yani. Nasıl tepkiler aldınız bu reklamla ilgili? Yani araştırma verileri dışında mesela çevrenizde, eşinizden, dostunuzdan önce oturup reaksiyonları... Herkes çok beğeniyor etrafımızdaki, yani ilk çıktığı günden itibaren, reklamla ilk göstermeye başladığımız günden itibaren ben en azından kendi çevremden, araştırmalar haricinde
Yani tebrik ve çok ne kadar beğendikleriyle ilgili mesajlar ve telefonlar alıyoruz. Yani, evet, çok yakınlar çok önemli. Her zaman ilk onlardan duyuyorsunuz yani. Evet. Yani annem mesela benim için burada bir şeydir. O direkt beğendik beğendik söyler. Yani en yakına en önemli. Bileşim'in yaptığı araştırmalara göre de reklamı hatırlayanların %58'i beğeniyormuş. Bu bilgiyi de ben aldım gelirken yanımda. Şimdi gene bir kısa ara verelim istiyorum. Tabii. Geçtiğimiz 6 ay boyunca reklam dünyasında neler olmuş? Bu hafta ilk program olduğu için bir özet yapmak istiyorum. Önümüzdeki haftalarda bu bölümü haftalık olarak sunacağız. Şimdi bakalım geçtiğimiz 6 ay boyunca neler yaşanmış reklam sektöründe. Geçtiğimiz 5 ay boyunca toplam kaç firma reklam yapmış? Ay ay bunlara bir göz atalım. Ocak ayında 2005 yılının Ocak ayında 431 firma, Şubat ayında 444, Mart ayında 476, Nisan'da 541, Mayıs'ta 600 firma reklam yayınlatmış. Geçtiğimiz yıla mukayese ettiğimizde her ay önemli bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu da reklam sektörü için olumlu bir gelişme. Ocak ayında bir önceki yıla göre %14, Şubat'ta %28, Mart'ta 25, Nisan'da 20, Mayıs'ta 21, %21'lik artışlar izlenmiş. Şimdi de en çok hangi markalar reklam yapmış geçtiğimiz 5 ay boyunca ona bir göz atalım. Birinci sırada Coca-Cola yer alıyor. Ben bu sıralamada Ritmix'i de görmek isterdim konum olarak ama. İkinci sırada Star gazetesi var. Üçüncü sırada Pantene, Hürriyet, Kola Turka, Petit Danone, Milliyet diye devam ediyor listemiz. Şimdi de en çok hangi firmaların reklamı yayınlanmış buna bir göz atalım. Birinci sırada Unilever var. Unilever sahip olduğu 40'a yakın marka diye 29-30'a yakın markayla yanlış hatırlamıyorsam 2.391.000 saniye reklam yapmış. Yine daha çok fazla ürünü olan, çok fazla markası olan başka firma Ülker. O da 1.225.000 saniye ürün reklam yayınlatmış. Bu iki firmayı P&G takip ediyor. 1.161.000 saniye. 1 milyonun altında olanlar 3. 4. 5. Sıraları yer almışlar. Banksel, Danone, Coca-Cola, Nestle, Turkcell, Eti ve diğerleri sıralamamızda görünüyor. En çok reklam yayınlayan kreatif ajanslar kimlerdi? Bir de bunlara göz atalım. Parsmakyan Ericsson 1. sırada, Yengen Rubicam, Alamet Farika, Medine Turgul, Man Ajans Thompson, Alice B. Video, Ogilvy Mother ve devamını izliyoruz. Son olarak medya ajansları sıralamasına göz atalım. Birinci sırada en çok reklam yayınlatmış firma medya ajansı olarak Mindshare'i görüyoruz. Mindshare'in medya ajansının yaptığı ürünler 3.910.000 saniye yayınlanmış. Onu OMD, Universal Macken, Media Edge ve Mediacom takip ediyor. Tekrar konumuza dönelim Ritmix. Ritmix ile ilgili bu Şahan'la ilgili reklamları konuşmaya başladık ama isterseniz geri kalan bu kampanyanın diğer reklamlarını da bir izleyicilerimize hatırlatalım. Tabii. Onları hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ritmix ile... Sen neden içmişsin Ritmix? Bilmem, bir tek limon mu var? Niye bir tek limon mu? Nankörlük etme. Bir tek limon olabilir mi Ritmix'te? Başka limon var. Bu ne? Ananas. Sever misin? Ananas severim. Ya elma, nar, ha? Ananas olsun. Bırak. Olmasın hiçbir şey içmesen. Hadi kaykıl. Git. Sen kalabilirsin. Ritmix var mı? Bravo. Bakınız şu güzel kafeinsiz doğal Ritmix içen bayanımıza bir bakalım. Kendisi son derece eğlenceli, mavi gözlü ve sosyal bir insan. Bir de şu içmeyen beye bakalım. Kara kuru, kambur ve bir başına yalnız. Ben kambur değilim ki. Tabii. Arkadaşım da içiyor. Gözleri mavi değil. Her şeye itiraz etmeyin. Yapmayın bunu. Bayan arkadaşımla. Bu da bizden aylık aşık çorbası olur. Bu işin
şey istek alayım. Evet, bu güzel reklamları bir daha hatırlattık izleyicilerimize. Benim hemen aklıma gelen bir soru var. Yaz ayları da içinde bulunduğumuz bu sıcak şeylerde, aylarda. Siz bu reklamları Türkiye'de mi çektiniz, yoksa birçok ürün gidiyor işte Güney Afrikalarda çekiyor, Brezilyalarda reklam filmi çekiyor. Nerede çektiniz bu reklamları? Biz bu reklamları Kilios'ta çektik. İstanbul'da. Yani evet, Antalya'ya İstanbul'da. Bile gidip para harcamadın. Yok, Kilios'ta çektik. Birazcık hava soğuktu. Ne zaman çektiniz? Mayıs, 19 Mayıs öncesi çektik. Galiba. Evet, Nisan sonu çektik. Yok, Mayıs. Mayıs'ta yayına girdi. 28 Mayıs'ta girdi. Mayıs başı ilk haftası falan mıydı? Evet, Mayıs ortasıydı demek ki. Evet Mayıs ortasıydı. Tek antikorumuz işte biraz bulutlanıyordu hava, yani ışık bizi çok etkiledi. Biraz yönetmenimiz bu arada Umur Turagay'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öyle Kilios'a çıktık. Fakat deniz mevsiminin açılmadığı bir dönem Mayıs. Bu sene bayağı serindi. Serindi, hala serin. Yani Haziran'da da bu yıl bir istisna. Serindi. Gece çok zorlandık. Yani geceki filmde biz çok üşüdük yani. Gerçekten çok soğuktu. Bir yandan orada şeyler, rol alanlar mayolarla evet. Şey yaparken diğer tarafta sizler ceketle oturuyorsunuz. Altta onlar sürekli evet. mantarı sobalarla ısıtılıyorlar. Bir de tabii şey ışıkları falan var yine, hani nispeten onlar ısınıyor. Ama tabii zor geçti yani gece çekimleri. Peki, ama güzeldi yani. Şahan'la çalışmak zor mu? Değil. Yani çünkü selebritelerle genellikle zor olduğu söyleniyor. Reklamcı arkadaşlar meşhurlarla çektikleri filmlerde zorlandıklarını söylüyorlar. Yani bizim tecrübelerimizde öyle bir şeyle rastlamadık biz. Çünkü her şey zaten önceden konuşuluyor. Yani hep planlı ve adım adım gidiliyor. Zaten yani öyle bir ünlüyle de biz zaten çalışmak istemeyiz, çalışmayız yani. Eğer öyle bir şey çıkarsa. Peki bu kampanya sonucunda planlanan hedeflere ulaşıldı mı? Haziran sonu itibariyle Haziran sonuna kadar aslında reklam filmlerimizi gösterdik. Şimdi yaz dönemine girince kısa bir ara vereceğiz ama onun sonuçlarını alacağız zaten, bileşimin verilerinden göreceğiz. Ama şu ana kadar aldığımız tepkiler gerçekten çok olumlu. Zaten hani bu reklamların hem ürünü daha fazla esprili ve herkesin akılda kalacağı bir şekilde, eğlenebileceği şekilde anlatmaktı. Hem de yeni tüketicilerde kazanmaktı. Bu anlamda hani etrafımızdan aldığımız feedbackler bize hep bunların pozitif yönde olduğunu gösteriyor şu anda. Peki bir de bizim verilere hatırladığımız zaman şunu görüyoruz. Reklamı azalttığınız zaman hatırlama ve bilinirlik derhal düşüyor. Reklam saniyesi frekansını arttırdığınız zaman bu da hızla artıyor. Bu yaz aylarını nasıl geçireceksiniz? Daha yoğun reklam kampanyalarıyla mı, yoksa mevcut? Yaz aylarında televizyon izlenme oranları biraz daha düşüyor hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla yaz aylarında aslında bizim için biraz daha daha yoğun, hani tüketiciyle birebir interaksiyon içinde olabileceğimiz aktiviteleri yapmayı daha yoğun olarak. Televizyon reklamlarımız devam edecek ama hani kışın ya da bahar aylarında olduğu kadar yoğun bir şekilde bu sebepten dolayı dediğim gibi aynı yoğunlukta devam etmeyecek. Ama buna paralel hani sahada yaptığımız aktiviteler, tüketiciyle ürünü buluşturacağımız aktiviteleri arttıracağız. Peki bir de Rhythmix Creative Project diye bir projeniz var. İsterseniz evet. Biraz da bundan bahsedelim. Bu bizi aslında çok heyecanlandıran bir proje. Sonuçta Rhythmix'i markanın kimliğine baktığınız zaman oldukça genç, yani dinamik, yaratıcı ve spontan bir marka Rhythmix. Sahiplendiği yani kişilik özelliklerine baktığımız zaman temel olarak bunları söyleyebiliriz. Biz bunları sahiplenerek nasıl bir aktiviteyle tüketicimize ulaşabiliriz? Onların da yine bu özelliklerini körükleyebilecek ya da ortaya çıkarabilecek bir platform. Onları heyecanlandırabilecek. Çünkü bütün hedef kitlemiz böyle bir şeye çok yatkındı yani, bu kreatif. Yani yaratıcılık, hayatı nasıl gördükleriyle ilgili onlara bir şey soralım dedik ve aynı zamanda onları da heyecanlandıralım bir projeyle. Nasıl, neyse akıllarındaki şey katılabilirler. Ve onun sonucunda gayet iyi geri dönüş aldık. Evet. Böyle bir yaratıcılık platformu kurduk. Aslında halen devam ediyor yarışması. 15 Temmuz'a kadar 3 ana kategori var. Yarat, yansıt ve tasarla diyoruz.
Tasarlarının altında işte obje tasarımından kıyafet tasarımına, takı tasarımına kadar istediğiniz her dalda katılabilirsiniz. Yansıttı adı üzerinde reklam filmlerinizi gönderebilirsiniz. Kısa filmlerinizi, çektiğiniz fotoğrafları diyoruz bize. Yarat bölümümüz bizi özellikle çok heyecanlandırıyor. Hep şöyle bir şey vardır hani, özellikle herkesin vardı işte, şu kadar para olsa işte ben şunu yapmak isterdim, böyle bir projem vardı hayata geçirmek isterdim diye. Biz de bunları biraz daha hani kolay bir şekilde hayata geçirebilelim diye bir limit koyduk. Dedik ki 50 bin dolarınız olduğunu hayal edin. Ne yapmak isterdiniz? Bize projenizi hazırlayın, gönderin ve Ritmik size bu projeyi hayata geçirsin. Şu anda devam ediyor. Katılımlar zaten talep geldiği için süreyi uzattık. 15 Temmuz'da son katılım tarihi. Ağustos ayında da birincilerimizi her kategorinin açıklayacağız. Çok hoş bir proje. Jürilerimiz arasında gerçekten onları da söyledim. Hani her kendi konusunu gerçekten konusunda çok önemli isimler. İşte Mahmut Anlar'dan Ümit Ünal'a, Serhan Adaya, Deniz Barlas'a kadar pek çok her alanda kendini gerçekten ispatlamış jüri üyelerimiz var. Onlar da çok heyecanlandılar bu projenin içinde olmaktan. Göreceğiz sonuçlarını hep beraber. Hep beraber göreceğiz. İnşallah sonuçlarını da burada yine bizim programımızda birlikte sunarız. Ben yine programımızı bir küçük ara verip televizyonunu demin baktık bileşimin. Şimdi de basın ve radyoda geçtiğimiz 5 ayda neler olmuş onları bir izleyicilerimize paylaşalım. Sonra yavaş yavaş da programımızın sonuna da doğru da geliyoruz. Kapanışta hep birlikte yaparız. Geçtiğimiz Ocak-Mayıs ayları arasında radyoda en çok reklam yapan firmalara bir göz atalım. Markalara daha doğrusu. Akbank Access birinci sırada yer alıyor. Akbank Access'i Yapı Kredi Bankası, World Cup, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Binsa ve Star Gazetesi takip ediyor. Şimdi de en çok reklam kimler radyoya reklam vermişler? Firma olarak göz attığımızda firma sıralamasında birinci sırada Coca-Cola Corporation'ı görmekteyiz. 1 milyon 23 bin saniye radyolarda reklam yayınlatmış. Radyoda çok reklam yayınlatan firmaların ikincisi olarak Telsim'i görmekteyiz. Sonra Akbank, Turkcell, Yapı Kredi, Ülker Avea olarak devam ediyor sıralamamız. Radyo ajanslarından kimler varmış onlara bir göz atalım geçtiğimiz 5 ay boyunca. TBWA birinci sırada kreatif ajans sıralamasında. Onu Young & Rubicam, Piramit, Alamet Farika, RPM Radar, Rexam takip ediyor. Medya ajansı dağılımına bakalım radyolarda. Ocak-Mayıs ayı arasında en çok radyolarda reklam yayınlatmış medya ajansları OMD birinci sırada. Onu Universal Macken, Mindshare, All Media ve Mediacom takip ediyor. Basında neler olmuş ona bir göz atalım. Geçtiğimiz ilk 5 ay boyunca Ocak ayında toplam 3360 firma basında reklam yayınlatmış. Şubat'ta 3338, Mart'ta 3616, Nisan'da 3907, Mayıs'ta 4226 firmanın reklamı yayınlanmış. Şimdi de en çok reklam yayınlayan gazeteler sıralamasına bir göz atalım. Geçtiğimiz 5 ay boyunca Hürriyet gazetesi birinci sırada yer almış. Hürriyet'te toplam 2 milyon 455 bin stü santim reklam yayınlanmış. Hürriyet'i Sabah gazetesi takip ediyor. Toplam 2139 stü santim. Onu Milliyet, Vatan, Posta ve Zaman takip ediyor. Evet, dataları sunmak çok zor oluyor. ama bu geçtiğimiz 5 ay önemliydi. Önümüzdeki haftalarda artık haftalık data vermeye başlayacağız. Bu arada reklam için bir ara daha veriyoruz. Reklam arasından sonra tekrar programımız devam edecek. Şimdi programımızın yepyeni ve ilginç bir bölümü var. Bu bölümün adı Soruyorum. Bu bölümde Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen Ocakoğlu, Ali Saydam'la bu program için bir röportaj yaptı. Konu algılama ve algılama yönetimi. Pazarlama dünyasında son derece önemli olan bu konuyu Ali Saydam
sağ olsun sadece bizim programımız için anlattı. Şimdi bu röportajı hep birlikte izleyelim. Algı, kanı, sanı, varsayım gibi kağıda dökülemeyen konular aslında insanların hayatında çok önemlidir. Bu kadar önemli olmasına rağmen maalesef ki bugüne kadar konuyu derinlemesine inceleyen, kitaba döken, yazıya döken çok fazla malzeme yok. Hem ülkemizde hem de yurt dışında. Ne mutlu ki son dönemde yayın dünyamıza yeni bir kitap katıldı ve bu kitabı da Bersay İletişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Saydam yazdı. Biz bugün algılama yönetimi konusunda sevgili Ali Saydam'la bir söyleşi yapacağız ve kendisine algılama yönetiminin önemi konusunda sorular soracağız. Algılama yönetimi çok yeni bir kavram. Kapitalizmin gelişmesiyle ortaya çıkmış bir kavram. Algılama çok eski tabii. Yani Orta Çağ ve daha öncesinde de herhangi bir dini akımdan yola çıkarak da baksak, herhangi bir sanatsal konudan da yola çıkarak baksak, algılamanın üzerine yazılmış, çizilmiş, ifade edilmiş pek çok fikre, görüşe rastlamak mümkün. Ama algılamayı yönetme meselesi sanayi toplumunun bir meselesi. Yani bir ürünün, fikrin satışı, pazarlanmasıyla ilgili insanlar düşünmeye başladıklarında geldikleri nokta özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında algılama yönetimi olmuş. Algılama yönetilmezse ne olur? Algılama yönetilmezse kaos olur. Sonuçlar sadece öznel tavırlarla değerlendirilebilir. Ve de hedefe ulaşıp ulaşılmadığı anlaşılamaz. Peki, biliyorsunuz mutlaka marka olmak ve farklılaşmak gerekiyor. Önümüzdeki günler bizi zor günler bekliyor aslında. Doğru, doğru. Rekabet için şart. Şart. Dolayısıyla bizim ürünümüz ya da hizmetimizi farklılaştırarak algı yönetiminden faydalanıp rekabette öne çıkabilmek için neler yapabiliriz? Bunun bir sistemi var mı? Bir adımı var mı? Tabii ki var. Benim bu kitapta da ifade etmeye çalıştığım 11 tane temel kural var. Bu 11 temel kuralın burada hepsini saymak istemiyorum. Sonra kitabı okumazlar insanlar. Okusunlar oysa. Bu 11 temel kuralın ama 2 tane önemli parantezi var. Bir birinci temel kural, bir 11. temel kural. Birinci temel kural değerlerle uyum. İçinde yaşadığınız toplumun değer sistemine saygılı olmak ve anlamak ve ona göre uyumlu olmak zorundasınız. Sonuncu kural ise duygulara hitap edebilmek. İnsanlar günümüzde özellikle kararlarını rasyonel nedenlerden çok duygusal nedenlerde veriyorlar. Ürünler arasında, fikirler arasında ve de hizmetler arasında somut farklılıklar artık günümüzde ortadan kalktı. Böyle belli maddi nedenlere dayalı farklılıklar artık gündemde değil. O yüzden karar mekanizmasında çok ciddi olarak duygusal faktör çalışıyor. Algılama yönetiminde iyi ve kötü örnekler var. Var. Bize bir tane iyi, bir tane kötü örnek verebilir misiniz? Bir tane iyi örnek vermem gerekiyorsa benim Türkiye'de aslında iki tane toplumsal sorumluluk çalışması konusunda örnek olarak gördüğüm olaydan söz edebilirim. Bir tanesi Türksel'in, Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları kampanyası. Milli Eğitim Bakanlığı'yla ve Çağdaş Yaşamı Koruma Derneği ile beraber götürdüğü. Bir de Eczacıbaşı'nın yıllardır, onlarca yıldır destek olduğu kültür ve sanat faaliyetleri. Şimdi burada üç tane temel faktör bir araya geliyor. Tutarlılık, süreklilik ve de yaratıcılık diyelim. Bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman bir de bunu hakikaten sürdürülebilir bir halde yönetebiliyorsanız algılamayı çok net olarak etkilemeniz mümkün. Negatif örnekler de bence en çok öğrenilen orasıdır. Aganigi kampanyası işte cinsel gücü arttırıcı yanı fındığın vurgulandığı kampanya çok güzel bir reklam filmidir. Hakikaten insanların çok ilgisini çekmiştir. Büyük bir beğeniyle izlemişlerdir. Fındık meselesini gündeme getirmiş, oturtmuştur fakat satış yapamamıştır. Çünkü alışveriş yapmaya giden hanımefendilerin ki çoğunluğu hanımefendidir. Perakende sektörünün genelinde %70-80 arası hanımlar karar veriyor ve satın alıyor ve orada o değer sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle hanımlar fındık almamayı tercih etmişlerdir. Yola çıktı bir girişimci, bir ürün yarattı, ürününe güveniyor ve onu algılarda yönetmek istiyor. Ne yapması lazım? Uzun vadeli, kalıcı yaklaşımlar sergilemek ve bu ekibi doğru yönetmek lazım. Yani işte her şeyi yaparım abi diyen zihniyetlerden kaçılması lazım. Çünkü bunun içinde avukat da olması lazım, finansçı da olması lazım. Böyle bir ekibi
kuruması ve bu ekiple ilgili inanması ve mesai vermesi lazım. Benim ürünüm çok iyidir diye satış elde edebileceğine inanmak kadar saflık olamaz. Çünkü bugün çağımızda en iyi ürün, en iyi algılatılan, en iyi pazarlanan üründür. Tavsiyem önce bu işi bilmediklerini biliyorlarsa önce bilmeleri gerektiği. Biraz komplike oldu ama ben seyircilerimizin anlayacağını düşünüyorum. Ben de anladım. Mesele yok. Teşekkür ederim. Güzel. Evet, soru yorumu da izledik. Sayın Günsel'e Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni'ne. Programımızın sonuna geldik. Sizlerin ilave etmek istediği, eklemek istediği başka şeyle bilgileriniz var mı? Her şeyi konuştuk sanırım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız size. İçin ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah ilerideki programlarda tekrar birlikte oluruz. İnşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik diyeceğim ama bu ilk programımız. İlk programımızı da kazasız belasız atlattığımıza inanıyorum. Ama programımızı kapatmadan önce size bir sorum var. Bu soruyu doğru cevaplarsanız Marketing Türkiye dergisine 6 ay boyunca ücretsiz olarak abone olacaksınız. Şimdi soruyu okuyorum. Aslında bir slogan soruyoruz yine reklamla ilgili. Ateş seni çağırıyor. Bu slogan hangi markanın sloganı? Bu sloganı doğru olarak cevaplayabilirseniz 36-36 yazıyorsunuz ve SMS yoluyla bizlere yolluyorsunuz. Soruyu tekrar ediyorum. Ateş seni çağırıyor. 36-36'ya SMS ile yollayacağınız cevaplarınız sonucunda 3 kişi 6 ay boyunca ücretsiz olarak Marketing Türkiye Dergisi'ni alacak, abone olacak. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi, eleştirilerinizi de benim mail adresime hayricem@hayricem.com'a yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, hayricem@hayricem.com. Her türlü eleştiri, görüş ve önerilerinizi ilgiyle ve dikkatle izleyeceğimden emin olabilirsiniz. Haftaya pazartesi 23.30'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.